Artrit, eklem iltihaplanması, romatizma, kireçlenme veya gut hastalığınız varsa bu videoyu izlemelisiniz. Size şu anda her bahçede bulunabilen ve artrit, kas ağrıları veya eklem ağrılarında çok yardımcı olabilecek en iyi bitkiyi göstereceğim. Buradaki bitkiden bahsediyorum. Eğer net görünmüyorsa size biraz daha yakından nasıl göründüğünü göstereceğim. Sanırım görebiliyorsunuz. Bu ısırgan otudur. Ormandan küçük bir parça alıp bir saksıya diktim ve deri gibi büyüyor. Sulamaya çok ihtiyacı yok. Isırgan otunun İngilizce adı needle'dır ve iğne kelimesiyle seslidir Anglo-Sakson ve Latince ağrı veya yanma anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir. Çünkü bunların yapraklarının ve gövdelerinin altında milyonlarca minik iğne vardır. Bunlara dokunduğunuzda küçük bir tüp gibi cildinize birçok kimyasal enjekte ederler. Bunlardan biri formik asittir. Bu küçük karıncalar sizi ısırdığında oluşturur oluşan hisse benzer. Ya da bir arı sizi soktuğunda formik asit salgılar. Yani formik asit biraz batma ağrısına neden olabilir. Çok kötü değil ama kesinlikle biraz acıya neden olabilir. Isırgan otu iğnelerinde histamin de bulunur. Serotonin ve asetilkolin ve belki bin çeşit farklı kimyasal vardır. İltihap önleyici etkisini hangi kimyasalın yarattığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak bağışıklık sisteminiz bu kimyasallara tepki verir ve bizim bilmediğimiz şekillerde iltihaplanmayı azaltıyor olabilir. Bildiğimiz tek şey ister parmaklarınızda, ister ayak baş parmağınızda, omuzunuzda veya dizinizde iltihaplı bir eklem ısırgan otuna maruz kaldığında iltihabı ve ağrıyı önemli ölçüde azaltır. Oldukça güvenlidir. Bunu her yerde kolayca bulabilirsiniz. Çok düşük bir maliyetli ot gibi büyür ve yenilebilir. Bu bitkide aslında çok fazla besin bulunur. Selenyum, kalsiyum, B vitaminleri C vitamini ve E vitamini içerir. Bazıları çorbasına katarak, kimisi onunla pesto sosu yaparak, kimisi onunla çay yaparak ya da onu salatalara katarak tüketir. Bu videoda cilde doğrudan uygulanmasını tavsiye edeceğim. Bir gıda takviyesi olarak almanızı tavsiye etmiyorum. Sadece bir bahçede veya ormanda bu otu bulun veya artritiniz varsa ısırgan otunu kendiniz de yetiştirebilirsiniz. Çünkü düzenli olarak kullanırsanız artritiniz iyileşir. Bu beni gerçekten şaşırtıyor. Şiddetli art artriti olan bir çiftçiyle konuşmuştum. Yani temelde sakatlığı vardı. Bir keresinde çim biçme makinesine binmiş ve çimleri biçmeye başlamış. Sonra arı yuvasının üzerinden geçmiş ve arılar dizlerinin üzerinde onu sokmaya başlamışlar. Arıların neden sadece adamın dizlerine odaklandıklarını bilmiyorum. Fakat orası tam olarak artrit geliştirdiği yermiş. Yani vücudun her yerine soksalardı onu gerçekten öldürebilirlerdi. Ancak vücudun bir kısmına odaklandılar. Bu da artritin çoğunun olduğu yerdi. Ardından kaçmaya çalışmış ve çok hızlı koşmaya başlamış ve eklemlerinde herhangi bir ağrı veya iltihaplanma olmadığını fark etmiş. Demek istediğim bu temelde sakat bir adamdı ve zar zor yürüyebiliyordu. Arı sokmalarının etkisiyle koşmaya başlamış. Arı zehirinin artrit tedavisi için iyi olduğu ile ilgili bazı ilginç çalışmalar bile var. Bunun sadece formik asit olduğuna ikna olmadım ama arı sokmasında ve bazı bitkilerde anti etki yaratan bir şeyler vardır. Isırgan otunu önemli kılan şey çok uzun yıllardır kullanılıyor olmasıdır. Romalılar onu kullandı ve Mısırlılar artrit için kullandı. Kökünü prostat büyümesi için de kullanabilirsiniz. Yapraklarını saman nezlesi ve alerjiler için kullanabilirsiniz. Ayrıca histaminleri azaltmaya yardımcı olur. Böylece antihistaminikler gibi özellikler verebilir. Bu bitkiyle ilgili diğer ilginç şey ise aromataz adı verilen belirli bir enzimi inhibe ederek testosteronu östrojene dönüştürmesidir. Yani bu temelde bir aromataz inhibitörüdür. Bu çok fazla östrojen bulunan hem erkek hem de kadınlarda gerçekten çok şifalıdır. Dünya daha östrojenik hale gelmektedir. Çünkü bilirsiniz her yerde plastikler var. Ayrıca hep Östrojeni taklit eden birçok kimyasal bulunuyor. Isırgan otu gibi şeyler hem erkeklerde hem de kadınlarda devam eden büyük östrojen etkisini azaltmaya yardımcı olmak için daha yaygın olmaya başladı. Tavsiyem böyle bir eldiven alıp yaprakları tutmanız ve sonra gidip artrit olan yere uygulamanız. İster artrit ellerinizde ister dizlerinizde olsun ama yaprağı vücudunuzun artritli bir bölgesine deri üzerine koyduğunuzda eğer batma sizi rahatsız ediyorsa diyelim ki ellerinizde artrit var. Bunu uyguladığınızda biraz acımaya başlar ama sürmeye devam edin. Böylece yeşil klorofil derinize ulaşacaktır. Çünkü küçük iğnelerden dolayı hissedebileceğiniz her türlü acıyı hızla giderecek çok fazla ek kimyasal ve anti-enflamatuar özellikleri vardır. Çok hızlı bir şekilde iltihabın azaldığını fark edeceksiniz. Bu şekilde ister elinizde, ister omuzunuzda ve dizinizde hatta ayak baş parmağınızda olsun kireçlenmesi ve ağrılarınızın azaldığını fark etmeye başlayacaksınız. Ağrıdan kurtulana kadar bunu günde birkaç kez kullanmanızı tavsiye ederim. Böylelikle kendinizin de yetiştirebileceğiniz çok basit şifalı bir bitkiyi sizinle paylaşmak istedim. İltihap ve ağrıları önlemek için ara oruç tutmayı tavsiye eden videomu izlemediyseniz buraya ekliyorum Haydi bir göz atın